Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. 17. yüzyılda isyanlar ve ıslahatlar kısmıyla, yani duraklama döneminin ikinci partıyla beraberiz. Tabii Mehmet, bir tabloyu bir göster bakalım. Önce biliyorsunuz tahtaya bir yazıyorduk ya, şöyle bir gösterelim. Fark ettiyseniz çok güzel bir tablo hazırladık size. İnşallah bu tabloları hazırlıyoruz da çıkar yani soru. Tabii o 17. yüzyıl Osmanlı'da duraklama döneminde tabii ki soru çıkıyor. Ama tabii ki ister istemez bir dağılma dönemi gibi veya inkılap tarihi gibi çok yoğun soruların olduğu seneler gibi olmuyor. Ama ortalama 3-4 senede bir geliyor. O zaman bize öğrenmekten başka bir çare bırakmıyor. ÖSYM'e bakacağız şimdi bunlara. Şimdi arkadaşlarım, 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'de biliyorsunuz duraklama dönemi denmesinin sebeplerini işlemiştik. Ayrıyeten bu dönemde birçok çıkan isyan var. Çünkü merkezi otorite eskisi gibi doğru değil. Eskisi gibi yetenekli padişahlar yok. Saray kadınları devlet yönetiminde, özellikle Kösem Sultan ve Atiye Turan Sultan'ın kendi aralarındaki mücadeleleri var. Yani gelin kaynana mücadeleleri var, öyle anlatayım. Kardeşim, bunlar hepsi etkiliyor. Padişahlarımız öldürülecek bu dönemde. Vezir azamlar, devlet adamları öldürülecek. Suçsuz yere insanlar hapsedilecek ve öldürülecek. Ve birçok liyakat olmayan insanlar devlet kademelerine getirildiğini göreceğiz. Bunlar da isyanlara sebep oluyor. Şimdi isyanları 4 kategoriye ayırıyoruz. Hazır mıyız? 1. İstanbul, merkez veya Yeniçeri. 2. Celali, klasik olarak bilinen diğer adıyla Anadolu isyanları. 3. Eyaletlerde çıkan isyanlar. 4. Suhte ayaklanmaları. Mesela 2000 eski videolarında suhte ayaklanmaları yoktu. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı suhte ayaklanmalarını MEP kitabına ekleyince biz de oraya ekledik. Orayı da anlatacağız. Şimdi önce asker ayaklanmalarından başlayalım. Günay, sen bir asker olsan ya da Mehmet, neden ayaklanırsın kardeşim? Asker olan niye ayaklanır? Şimdi asker niye ayaklanır? Asker vatanı korumakla görevli. Emir verirler, savaşa gider. Emir verirler, savaştan dönerler. Asker niye ayaklanır ya? Bir, Yavuz Sultan Selim çöle sürdüğünde asker ayaklanamadı da neden burada ayaklanıyor? Demek ki merkez otorite eskisi gibi değil. İki, arkadaşlar sen adamın her culus bahşişinde veya ulufe ödemelerinde eksik ödersen, geç ödersen ne olur? Bu da askerde hoşnutsuzluğu arttırır. Doğru mu? Kardeşim, bunların hepsi toplandığı zaman ne oluyor? İsyanlar var. Özellikle 4. Mehmet. Zaten biliyorsunuz 4. Mehmet 6-6,5 yaşında tahta çıktı. Osmanlı Devleti tarihinde en erken yaşta tahta çıkan çocuk padişah ya. 14 yaşına geldi. Zaten devleti yönetenler farklı kişilerdi. 14 yaşına gelince ulufe ödemelerinin eksik ayarda veya geç ödenmesini bahane edenler geldi. Ne yaptılar biliyor musunuz? Padişah liste sundular. Dediler ki, padişahım, bizim senden bir sıkıntımız yok. Biz senden razıyız. Ben de olsam ben de razı olurum. Çocuk yaşta padişah. Al dedi, bu listedeki 30'a yakın devlet adamın ismi var burada. Bunları dedi bize ver. 4. Mehmet yalvardı, yakardı ya. Dedi ki, ya bak, koca padişah yalvarır mı ya? Normalde padişah emir verir biter. Sen kimsin? Diyemedi padişah. Bu 4. Mehmet zamanında 30'a yakın devlet adamının verilmiş listesi var ya. Padişah dedi ki, affedin dedi ya. Benim hatırım yok mu, affedin. Ona rağmen Yeniçeri direndi ve 30'a yakın devlet adamı arkadaşlar idam edildi. Bu idam edilenlerin hepsi Yeniçerilere verildi. Yeniçeriler de gittiler İstanbul'da At Meydanı'nda, değerli arkadaşlar. Diğer ismine eski yakınsal anlamda söylüyorum. Sultanahmet Meydanı'nda çınar ağaçlarına bunları astılar. Düşünsenize, İstanbul'da yaşıyorsunuz. Sabah bir kalkıyorsunuz. Çınar ağaçlarının üstlerinde, içinde asılı 30 taneye yakın devlet adamı var. Bunlar arasında sadrazamlar, vezirler, defterdarlar. Anlaşıldı mı? O kadar önemli bir olay. Ve günlerce öyle kaldı, biliyor musunuz? Günlerce. Ya günlerce kokmaz mı bu ceset? Efendim, kuşlar yemez mi? Her gelip bir parça koparsa zaten kargasından güvercinine, zaten paramparça oldu. Ve tarihte mitolojideki eski bir ağaç olan vakvak ağacına benzetildiğinden dolayı, meyvesi insan şeklidir vakvak ağacının. Bu yüzden bu olaya vakayı vakvakiye denildi. Ne demek? Çınar olayı. Ramazan ayı geldi de millet kokudan duramadı. Oruç başlayacak, milletin orucu bozulacak diye Yeniçeri aldı, tekrardan aldı da gömdü. Yeniçerilerin ne kadar disiplinsiz olduğunu gösteren bir hadisedir 4. Mehmet olayı. Yine bir başka olay. Hani Yeniçeri isyanlarını anlatıyoruz ya. En acıklısı. 2. Osman. Tarihe gelince Osman olarak geçen kişi.
Fare'de bu arada iki tane Genç Osman vardı. Biri Yeniçeri olan Genç Osman. İleride anlatacağım. Bir tane de Padişah olan Genç Osman. Yani tabiri caizse ikinci Osman. Ya senin ikinci Osman Hotin Kalesi'ni kuşattığında Yeniçeri ağası gelip ne dedi? Bize sefer bahşi ver dedi. Daha kale alınmamış. Şimdi kale alınsa bir başarı olsa zaten Osman verecek. Osman nerede bulup da orada verecek zaten askere. Dedi ki alın kaleyi İstanbul'a dönelim verelim. Kabul etmediler. Padişah dediler bize oyun yapabilir ne yapalım? Kaleyi almayalım. İsteksiz davranınca da Hotin kuşatmasını kaldırdı ikinci Osman. Lehistan'da Hotin anlaşmasını imzaladı geldi. Şeyhülislam'ın iki kızıyla birden evlidir bu arada. Yani kayınbabası da Şeyhülislam. Ama kayınbabası damatla damada çok fazla karışmaya başladığından dolayı hop onu aldırdı hapse attırdı Şeyhülislam'ı. Odaya hapsettirdi. Bir eşiniz var. Eşinizin babasını siz ne yaptınız kayınpederinizi? Odaya hapsettirdiniz. Ve devlet işlerine karıştırmama kararı aldınız. Tabii 2. Osman geldi seferden. İyi dinleyin burayı. Çok üzgün. Kafasında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma da fikri var. O zamana kadar biliyorsunuz hep değiştirme kızlarıyla evlilik var. İlk defa Osman bu geleneği bozmuş. Harem dışı bir evlilik yapmış. Şeyhülislam'ın yani ulemanın en başındaki kişinin kızlarıyla evlenmiş. Gitti eşine. Eşi tabii çok üzgün olunca ne oldu Osman diye sorunca Osman anlattı. Bunlar böyle yaptı. Bizim bunları acilen kaldırmamız lazım. Bizim devşirmelerden değil Türklerden bir ordu kurmamız lazım. Hacca gitme bahanesiyle gideceğim. Gittikten sonra Anadolu'dan Türkmenleri toplayacağım. Yeni bir ordu kuracağım. Ben bu işte kararlıyım dedi. Arkadaşlar bakın Yeniçeri'nin Tahsu bu ayaklanmaların baş sebebi. Şimdi Osman'ın bu lafı kime söylüyor Osman? Eşine söylüyor. Ve eşi tabii ki gitti. Görüşme yaptıkları için babasıyla babasına söyledi. Yani Şeyhülislam'a. Sizce ne olur? Sen Şeyhülislam'ı ne yapmışsın? Kapatmışsın. Şeyhülislam bunun üzerine de yakışa bir haber uçturdu Yeniçeri Ocağı'nın Yeniçeri ağasına. Yeniçeri ağası da Osman Yeniçeri Ocağı'nı yani bizleri kaldıracakmış diye bütün askerleri topladı. Arkadaşlar maalesef ki Osman yatağından kaldırıldı ve Yedi Kule zindanlarına kadar götürülmeye başlandı. Ama öyle böyle bir götürülme değil. İlk defa bir Osmanlı padişahı kendi askeri tarafından öyle bir maruzat, öyle bir muameleye maruz kaldı ki. Yani geçen eski videolarında da anlattım bakın gene anlatıyorum. İkinci Osman sarığını aldılar. Osman zamanında kapatılan Rum meyhaneleri vardı. Rum ve Ermeni meyhanelerin önünden geçirdiler. Rumlar dedi ki Ermeniler bize ver Osman dediler Yeniçerilere. Ve maalesef ki ikinci Osman'ı soydular arkadaşlar. Hani der ya ikinci Osman sabah padişahtım da şimdi anadan üryanım. Gerçekten anadan üryan oldu adam. Ve Osmanlı padişahının böyle bir durumda düşünebiliyor musunuz gezdirildiğini? Bir padişah ya bunun üzerine bir Yeniçeri askeri acıdı da kendi kıyafetini verdi Osman'ı böyle kıyafet giydirildi. Ya Yedi Kule zindanlarına götürüldü biliyorsunuz Osmanlı'da kan dökmek yasak. Kan dökmek yasak olduğundan dolayı da Osmanlı Devleti'nde biliyorsun kemençe boğdurarak öldürme var. Ya senin Osman dediğin adam da boş adam değil. Yeniçeri Ocağı'nı Yedi Kule zindanlarına götürmesi iki sebeple anlatılır. Bir padişahı korumak, bazıları ise öldürmek. Kimler geldi biliyor musun bu ocağın? Yeniçeri zindanlarına, daha sonra Yedi Kule zindanlarına. O kapatılan meyhanelerinden Rumlar geldi. Dedi ki Osman'ı bize verin. Bakın düşünebiliyor musunuz? Osman'ı bize verin. Çünkü o bizim işimize engel oldu, ticaretimize engel oldu. Biz eskisi gibi mal satamadık, içki satamadık diye Osman'ı öldürme kararını Yeniçeri Ocağı'nın yani Yeniçeri ağasına söylediler. Normalde Yeniçeri ağası böyle bir şey istemiyordu. Ama o kadar şiddetli itirazlar geldi ki tamam dedi Yeniçeri ağası. Size hak veriyorum. Gidin dedi içeride Osman'ı öldürün. Arkadaşlarım Osmanlı padişahları boş adam değildir. Yıllarca eğitim alıyorlar. Bakın elinde kılıcı olmamasına rağmen bazı kaynaklar 7, bazı kaynaklar 9 kişiyi gece boğu boğuşmada Osman'ı öldürdüğü söylenir. Ama artık Osman'ın takati kalmamış. Osman'a bir bardak su vermediler de arkadaşlar. Osman'a su vermediler ya. Adam susuzluktan ölüyor. Ve ismi de var. 19 yaşındaki bir Rum meyhanesinde çalışan komi diyeyim anlayın. O çocuğu gönderdiler. Çok çocuk da çok büyük bir cüsseye sahipti. Arkadaşlarım Osman'ı yakaladı. Osman zaten gücü kalmamıştı. Osman'ı değerli arkadaşlarım yakaladıktan sonra kementte boğdular, öldürdüler. Osman öldürülmesi Yeniçeri'nin ne kadar güçlendiğini o eski ocak devlet içindir anlayışından nasıl da devlet ocakları içindir anlayışına geçtiğini bence bize en büyük göstergesidir. İkinci Osman'ın
hikayesi herkese ibret olmalıdır. Lütfen alıp okuyun. İkinci Osman'ın şehit edilme olayı gerçekten Osmanlı tarihinde eşi benzeri yoktur değerli arkadaşlarım. Bunun çok daha ileriki kısımlarını tek tek anlatabilirim ama inanın bir KPSS videosu çok uzamasın diye anlatmıyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Sabah padişah uyanıp yani gece padişah olarak yatıp sabahleyin bir kendi askerin, bak başka asker olsa anlarım. Osman esir düşse onu da anlarım. Ama kendi askeri tarafından bu hale getirilmesi Osman tarihinde en acıklı sahnelerden biridir. Ben çok ağlamıştım Osman'ın o şekilde öldürmesi. İki Osman'a da çok ağlamışımdır. Biri Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim okurken şehit edilmesi. İkinci Osman'ın değerli arkadaşlarım bu şekilde şehit edilmesi. İkisi de beni çok etkilemiştir. Çünkü en derinliklerine kadar okuduğunuzdan dolayı değerli arkadaşlar ister istemez bir tarihçi olarak o güne gidiyorum ya. Yedikule zindanlarında hani gittiğim gördüğüm için söylüyorum. Hani oraya giriyorum kendimi Osman'ın yanında yerinde hayal ediyorum. Sizler bunu yaparsanız empati yapabilirsek tarihçi zevk alır. Empati yapabilirsek öğrencimiz zevk alır. Diyorum ya Topkapı Sarayı'nı gezerken bile neyle gezin? Muhakkak rehberle gezin. O günü hayal edin ya bir divan toplantısına başkanlık ettiğinizi hayal edin. Bunları yaparsak içselleştirebilirsek tarih dersini işte o zaman hiçbir zaman ezbere gerek kalmaz. Şimdi biz maddelerini yazacağız. Bunlar her zaman sizin yapabileceğiniz şeylerdir. Başlıyoruz Günay. Hadi bismillah. Nedenler hocam? Evet. Devşirme kanununa aykırı asker alınmaz. İki. Ocak devlet içindir anlayışının değişmez. Ocak devlet içindir anlayışının değişmez. Neye değişti? Devlet ocak içindir. Üç. Culus ve ulufenin düşük ayarda verilmesi ya da geçmesi. Culus bahşi ve ulufe maaşlarının değerli arkadaşlarım düşük ayarda verilmesi. Aynen. Düşük ayarda verilmesi veya geç ödenmesi. İşte bunlar hep askerin ayaklanması. Bana göre askerin en büyük ayaklanma sebebini söyleyeyim. Merkez otoritenin bozulması. Ya o olmadan bunlar hikaye ya. Merkezi otoritenin bozulması. Neden bu asker Kanuni'de isyan etmedi? Neden bu asker gidip de Yavuz'da Fatih'te isyan etmedi? He? Düşünün bakayım bir. Çocuk yaşta padişahları koyarsak isyan etmez mi? İki tane olay. Onlardan bir tanesi 1656. Kimin zamanında? 4. Mehmet zamanında Çınar Vakası'nın yaşanması. Çınar Vakası'nın diğer adı Vakayı, Vaka olay demek zaten. Vakvakiye, o mitolojik ağaç. Vakayı, Vakvakiye'nin yaşanmasıdır. İkincisi de değerli arkadaşlar, 2. Osman'ın şehit edilmesidir. 2. Osman'dan kastettiğimiz genç Osman'dır. Şehit edilmesidir. Bunlar nedir? Çok önemli olaylar. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz bu isyanları nasıl bastırdık? Hadi bakalım. Lan isyanı bastıracak olan isyan ediyor zaten. O asker isyan. Ya askerin isyanı kim bastıracak ya? Halk mı bastırır? Halkın ne silah mı var? Askerin isyanı nasıl bastırırsın biliyor musun? Askerin her dediğini yaparak anca bastırabilirsin. Doğru mu? O zaman bir şey söyleyeyim. Bu isyanlar bastırılamadı. Bu isyanlar böyle böyle gitti. Ta 1826 2. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasına kadar bu isyanlar sürekli olarak devam etti. Peki o zaman merkez otorite bozulmaya devam etti mi mantıken? Etti mi? Etti kardeşim. İstanbul'da olduğu için bu isyanlar İstanbul'da can ve mal güvenliği kaldı mı halkın? Kalmadı. İnsan Yeniçeri'den kendi askerinden korkar hale geldi. Yazalım onlar da sonuçları. İstanbul'da can ve mal güvenliği kalmadı. Merkez otorite bozulmaya devam etti. Bozulmaya devam etti. Şimdi Mehmet sen Akşehirli bir köylüsün. Bana bir söyle bakayım. Osmanlı Devleti bir köylü. Neden isyan eder? Hadi bakalım. Mehmet hiç isyan etmedim ki hocam. Bilmiyorum ki hayatta. Hayatta hiç isyan etmedim ben. Ya isyan olmaz da olduğunu düşün canım. Nereden biliyorsun olmayacağını sanki? Ya tarımda çalışan bir adam neden isyan eder ya? Ağır vergiler vardır ödeyemez. Doğru mu? Bak bu sebeptir. Devamlı savaşlar tımar topraklarının içinde geçer tımar sistemi bozulur. Hatta tımar elinden alınır iltizama çevrilir. Olur mu? Enflasyon artar halkın alım gücü düşmez mi? Haçova Meydan Muharebesi'nden. Ya Haçova Meydan Muharebesi'nde asker kaçtı ya. Hoca Saadettin olmaz hayvan yedik. Hoca Saadettin dedi ki kardeşim nereye kaçıyorsunuz dedi ya.
askerden kaçmanın, yani savaştan, cihattan kaçmanın şeyi nedir İslam hukukuna göre? Ölüm, ölüm. Peki bu kaçanlar geri gelse öldürülecekler. Bunun üzerine kaçanlar nereye gitti biliyor musun başkan? Dağlara, ovalara yerleşti. O tımar terk edilen tımar topraklarına yerleşti kardeşim. Eşkıyalık faaliyetleri var. Adam açsa ne yapacaktı Osmanlı? Eşkıyalık yapmaya başladı ya. Bak bu söylediklerimin hepsi nedir biliyorsunuz mu? Hepsi Celali isyanlarını çıkma nedeni. Hepinize sorun. Hazır mıyız? Osmanlı Devleti'de ilk Celali isyan ne zaman çıkmıştı? Hatırla bakalım Bozoklu Celal. Doğru mu? İlk defa Yavuz Sultan Selim zaman. Ama nerede yoğunlaştı? 17. yüzyılda gerçekten yoğunlaştı. Şimdi önce şunları bir yazalım Günay. Maddeleri ya nedenlerini, sonra tımar sisteminin bozulma nedenlerini ayrışacağız. Başlayalım. Celal isyanlarının çıkma nedenleri. Bir. Köylünün vergileri ödeyememesi kardeşim. Ağır vergileri ödeyememesi. Hocam şimdiye kadar ödüyordu da şimdi niye ödeyemiyor diyorsunuz? Çünkü artık enflasyon diye bir gerçek var. Artık mal para etmiyor, tamam mı? Gelir azaldı, gider arttı. Evet, devam. Devletin taşrada, değil mi özellikle? Merkezi otoriteyi kaybetmesi. Evet. Tımar sisteminin bozulması. Bunu ayrıyetten değineceğim bozulma sebeplerine. Aynen. Bozulması demek zaten iktisat sisteminin yaygınlaşması demek. Evet, şuradan devam edelim. Şu tımar sisteminin bozulma nedenlerine biz esneyelim sonra. Evet. Bölge yöneticilerinin halka kötü davranması. Evet. Evet, bak bu çok önemli. Eğer seçeneklerde sınava girdin ya. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da çıkan Celali isyanlarının çıkma nedenlerinden biri değildir? Adana'ya yazar. Haçova Meydan Muharebesi. Adam ömründe Haçova Meydan Muharebesi duymamış ki. Sen mantığın şöyle çalıştır. Bir meydan muharebesinden bir asker kaçarsa, bu asker İslam hukukuna göre savaştan kaçtığı için cezası idamdır. Geri dönse idam edilecek. Af çıkmamışsa. Af da çıkartılır. O zaman bu adam ne yapacak? Yaşaması için eşkıyalık yapacak. İşte bu nereye yerleşiyor bu eşkıyalık yapmak için? Tımar topraklarına yerleşiyor. Yani köylünün arasına karışıyor. Anlaştık mı? O zaman onu da yazalım. Haçova Meydan Muharebesi'nden kaçan askerlerin ne yapması? Tımar topraklarında eşkıyalık yapması. Devam. Tabii halkı kışkırtıyor. Evet. Halkın alım gücünün düşmesi. Evet. Niye düşüyordu? Fiyatların artması. Fiyatların artması. Arkadaşlar enflasyon dediğiniz şey sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yok ya. Böyle bir algı var memlekette. Osmanlı Devleti enflasyon olmaz olur mu ya? Orada da var. Orada da var. Yani illa sadece bizim ülkemizde enflasyon diye bir sorun yok yani. Ta geçmişimizden beri enflasyon sorunları var. Peki hepinize soru. Birçok adam isyan etti kardeşim. Bunlar arasında Karayazıcı diyebiliriz. Tavil Ahmet diyebiliriz. Can Bulatoğlu diyebiliriz. Deli Hasan diyebiliriz. Doğru mu kardeşim? Bu adamların... Peki hocam biz bunları niye topluca Celali diyoruz? Çünkü Celal'inkine benziyor. Bozok Celal Yavuz Sultan Selim döneminde ilk defa isyan etti. Ne diye isyan etti? Ben gideyim de padişahı mı değiştireyim diye isyan etti. Kardeşim ben açım geçinemiyorum diye isyan etti ya. O zaman burada çıkan bütün isyanlar, şimdi isimleri yazacağım. Ortak adı Celali'dir. Bir yazalım mı o isyanları? Söyle. Gürcü Nebi. Gürcü Nebi. Evet. Kalenderoğlu. Can Bulatoğlu. Daha da çok var da biz sadece alt tanesini yazacağız. Tavil Ahmet. Karayazıcı. Aynen. Deli Hasan. Bir şey söyleyeceğim ya. Biz bunlara hiçbirini duyduk mu tarihte? İşliyor muyuz? Hayır. Ortak olarak ne diyoruz? Celali diyoruz. Peki hocam. Ya bu tımar sistemi ne güzel bir sistem diye hatırlayalım. Tımarı bir hatırlayalım hep beraber. Günay. Evet. Neydi tımar? İkdirlik topraklarının köylüye verilmesiyle köylünün ürettiği ürünlerden vergi alınması, o verginin merkeze gönderilmeyip bölgede asker yetiştirilmesi, ayrıca devlet memurlarının maaşlarını ödemesi. Harika bir sistem. Ama her sistem gibi bu da bozuldu. Kardeşim sen niye bozdun bu sistemi? Bir, tımarlı sipahiler değerli arkadaşlar dışında başka kimselere tımar toprakları veriliyor. Bu birinci sebep. İki, işte rüşvet ve iltimasla tımar toprakları artık dağıtılıyor. Mesela saraydaki devlet adamları alıyor bu toprakları, özel mülkiyetine geçiriyor, vakıflara, vakıf sistemine geçiriyor. Ya tımar toprağı vakıf olur mu ya? Ama geçiriliyor. Kardeşim enflasyon artıyor, nüfus hızla artıyor. Bunlar hep tımar sistemi ve
bazı savaşlarda tam şansa tımar toprakların içinde yapılıyor. Yani ora bozuluyor. İltizam sistemi yaygınlaşıyor. Savaşlar uzun sürüyor. Sipahiler daha fazla para kazanma hırsı artıyor. Bunların hepsini topla. İşte al sana tımar sisteminin bozulmasıyla. Direkt sınavda çıkar. Bak söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde. Tımar sisteminin bozulması nedenleri arasında gösterilemez. Ya bu soru klasiktir ama bilen yapar kardeşim. Bilmeyen yapamaz ki. O yüzden tek tek söyle bakalım Yunay. Onları da sırayla yazalım. Başlayalım. Tımarların sipahi dışındakilere verilmez. Kişilere verilmez. Evet. Saray görevlilerinin eline geçerek özenlik veya vakfa. Saray görevlilerinin eline geçerek ne olmasıymış? Ya vakıf toprağı ya da mülk toprağı. Evet. Mülk veya vakıf toprağı olmaz. Vakıf toprağı haline getirilmez. Aynen. Vakıf toprağı haline getirilmez. Başka? Dirliklerin parayla alınıp satılması. Dirliklerin para ile alınıp satılması. Başka? Sipahilerin gösterişli yaşam arzusu. Aynı gösterişli yaşam arzusu ve tabii ki çok para kazanma arzusu. Evet. Devam. Nüfusun hızla artması. Devam. Enflasyonun artması, paranın değer kaybetmesi. Paranın değer kaybetmesi. Evet. Evet. Şimdi eskiden biliyorsun tımarlı sipahilerde genelde süvari birlikleri oldukları için arkadaşlar. Genelde biliyorsun ok veya işte kılıç. Ama zamanla derse tüfekler var. Arkadaşlar bunlara bir türlü ayak uyduramama durumu var. Eski stil devam ediyorlar. E bu da ne oluyor? Savaşlara gidiyor asker, eski stille savaşınca ölüyor. Oradaki tımar topraklarında yaşayan sipahiler bölgeyi terk ediyorlar. O da tımar topraklarında tımar sisteminin bozulmasına sebep. Geleneksel silahlarla savaşan sipahilerin yeni usullere, yeni savaş usullerine alışamaması. Evet. Evet. Uzun süren savaşların yaşanması. İşte bunların hepsi tımar sisteminin bozulmasının nedenleri arasında direkt sınavda da soru olarak gelirse de lütfen şaşırmayalım. Hepinize soru. Bu tımar sisteminin bozulması değerli arkadaşlar neye sebep olur? Mantıklı düşünelim ya bak mantıklı. Köylüsün Mehmet. Akşehir'de tımar sistemi bozulmuş. Sen artık buralarda yaşayamazsın. Senin toprağın iltizama verilmiş. O zaman Mehmet nereye göç edecek? Akşehir'den Konya merkeze. Doğru mu? E sen göç ediyorsun kardeş sana ev lazım, bark lazım, iş lazım. O zaman işsizlik artıyor. Zaten enflasyon altında insanlar eziliyor. Düşük maaşlarla çalışıyorsun. E senin boşalttığın toprağa da eşkıyalar yerleşiyor mu? Üretim gitgide azalıyor mu? Tımar toprağında ne üretiliyor? İnsanlar değil mi? Değerli arkadaşlarım meyve sebze üretiliyor. Üretim düşüyor gitgide. Üretim düşerse gıda fiyatları artar. Bugün de günümüz öyle değil mi ya? Lan bazen patates 3 kilo 10 lira. Bazen patates 6 kilo 10 liraya. Nasıl oluyor bu? Ya da bizim oralarda bak Mersin Silifke'den örnek vereyim. Kardeşim bizim oralarda eskiden her şey üretilirdi. Bak her şey. Maydanoz, pırasa, tabak hepsi. Ama iş bitti arkadaşlar dönmüyor ya dönmüyor. İşte gübrenin fiyatı belli, suyu geliş fiyatı belli bilmem. O kadar ilacın fiyatı belli. E ne yaptı bizim dayılarımız? Dedik arkadaş bu kabak para etmiyor. Pırasa para etmiyor. Ispanak para etmiyor. Ne yapalım? Biz kardeşim para eden ne altın çilek, ne çilek, ne muz, ne can erik, keçi boynuzu. Doğru mu? Harnup derler. E onları üretiyor insanlar. Ne yaptılar? Onlar para etmiyor ki. Değmiyor. Emeğe değmiyor. O yüzden insanlar da şehirlere göç etmek zorunda kalıyorlar. O zaman sonuçları tek tek yazalım. Bu arada Anadolu'da da can ve mal güvenliği de kalmaz. Nasıl İstanbul'da Yeniçeri isyan ederse. Kalmadığı gibi eşkıyaların yerleştiği topraklarda can ve mal güvenliği kalabilir mi ya? Yazıyoruz, başlıyoruz. Köyden kente göçler arttı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dikkat. Osmanlı Devleti'ne değerli arkadaşlarım. Bu durum öyle bir hal aldı ki büyük kitleler halinde. Mesela 5-10 köy birleşti. Komple şehire göç etti. Bir anda şehire 5000 yeni adam geldi. Tarihte belirli bir dönem, yaklaşık 7 yıl sürmüştür bu durum. 7 yıl boyunca şehir merkezlerine özellikle İstanbul'a değerli arkadaşlarım büyük göç kitleleri yaşandı.
Tarihte bu olaya biz büyük kaçgun, yani büyük kaçış deriz. O olay neymiş? Bu köyden kente göçlerin artmasıyla beraber bu verilen ismidir. Büyük kaçgun. Duyduk mu? Evet. Devam edelim. Üretim düştü, vergi gelirleri azaldı. Vergi gelirleri azaldı. Devam. Boşalan köylere eşkıyalar yerleşti. Eşkıyalar yerleşti. Ve bu da iyi bir şey değil. Evet. Anadolu'da can ve mal güvenliği kalmadı. Anadolu'da can ve mal güvenliği kalmadı. Son olarak. Şehirlerde işsizlik ve suç oranları arttı. Mehmet açsın kardeşim. Aç olan adam ne yapar? Hırsızlık, hırsızlık yapar. Heh. O zaman şehirlerde güvenlik sorunları ortaya çıktı. İşsizlik ve suç oranları arttı. Evet, yani sistem bozulursa çok kötü. Görüyorsunuz. Peki hocam. Tamam bunlara. La eyaletteki adamın ne? Gayrimüslim niye? Sen niye ayaklanıyorsun oğlum? Sen niye duruyorsun da? Sana ne yaptık da biz gayrimüslim olarak ayaklandık? Yıllardır beri istimalet yapıyoruz, doğru mu? Sana iyi yaklaşıyoruz. Dini inanç ve ibadetlerine karışmıyoruz. Doğru mu? Ekonomine karışmıyoruz. Ne oldu da Trablusgarp'ta, Erdel'de, Eflak'ta, Boğdan'da, her yerde bir anda eyaletlerdeki insanlarda isyan etti? Hemen akla şu geliyor. Hocam, bağımsız olmak için isyan etmişlerdir. Hayır kardeşim. O bölgeye atadığımız yöneticilerin halka zulüm etmesi, bazı günler keyfi karar alıp, örnek cumartesi günü diyelim ki Hristiyanlar kiliseye gidecekler, her geldiğinde onarım var diyor. E adamlar kiliseye gitmesi engelliyorsun. Bunun üzerine de yoksa bazı isyanlar çıktı. Nerede çıktı? Trabluskarp'ta, Erdel'de, Eflak'ta, Boğdan'da. Hep çıktı. Ve bu isyanların sonucunda değerli arkadaşlar şunu öğrenmeniz gerekti. Bu isyanlar elbet Osmanlı'daki yönetisini değiştirerek bastırmıştır. Ama Sırplar diyelim ki bu yüzyılda isyan ettiğinde direkt kişiye isyan ederken 1789 Fransız İhtilali'nden sonra yayılan milliyetçilik akımının sonunda direkt ben bağımsız olayım diye isyan etmiştir. Arada bir fark var, onu anlatmaya çalışıyoruz. O zaman eyalet isyanlarına başlayalım. Nedenleri? Eyaletlerde devlet otoritesinin kalmaması. Evet. Devlet yöneticilerinin halka kötü davranması. Halka kötü davranmaz. Bak bunlardan dolayı isyan ediyor. Peki nota ne yazmamız gerekti Günay? Hocam uluşturulukla kesinlikle karışmaması gerekiyor. Evet. Bu yüzyılda çıkan isyanları 19. yüzyılda çıkan ulusçuluk isyanları ile ilgisi yoktur. Evet. Ulusçuluk isyanları ile ilgisi yoktur. Yani demek istediğim şu. İyi dinle burayı. Sırp diyelim. Sırp. Sırplar 17. yüzyılda, bu yüzyılda isyan ederken kime isyan ediyor? Kişiye. Yani oradaki Osmanlı Devlet yöneticisine isyan ediyor. Ama 18. yüzyılda değerli arkadaşlarım, dünyada Sırplar ne oldu hatırla? Bir ihtilalden etkilenecek. Hangi ihtilaldi o? Fransız ihtilali. Ve 19. yüzyılda Sırplar bu sefer kişiye değil de ne olarak isyan edecekler? Bağımsızlıklarını kazanmak için isyan edecekler. Anlaşıldı mı? Buradaki isyanlar, aradaki 200 yıl arasındaki fark bu. 17'de kişiye, 19'da kusura bakma Osmanlı, ben artık senden ayrılıyorum, sana dayanamıyorum demektir. Aradaki fark bu. Peki ikinci notana yazalım. Söyleyelim birkaç. Eflak zaten ağırlıklı olarak gayrimüslimleri yaşadıkları yerden. Boğdan, Erdel. Bak Yemen'de de var, görüyor musun? Trabluskarp, evet. Bosna, Hersek. Bak buralarda isyanlar var. Budin, Belgrad. Evet, Budin, Belgrad. Zaten değerli arkadaşlar fark ettiyseniz ağırlıklı olarak gayrimüslim halkın yaşadığı yerlerde bu isyanlar çıkmıştır. Hadi bakalım. Öğrenciler, sıra size geldi. YouTube'dakiler hazır mısınız? Bir KPSS öğrencisi neden isyan eder? Neye isyan eder? Hadi düşünün bakayım. Söyleyeyim mi? Siz niye isyan edersiniz? Bir dershaneye yazılmak için gidersiniz. Dershane fiyatları çok fazla gelir. Dershaneye yazılamazsınız, isyan edersiniz. İki, dershaneye yazılmışsınızdır. Size demişlerdir ki 15 kişilik sınıflar olacak, yerine bir girmişsinizdir 35 kişilik sınıflar.
3. Dershanede şu hoca sizin dersinize gelecek denildiği halde o hoca gelmemiştir. Liyakat yok. Onun yerine hocanın oğlu derslere girmeye başlamıştır. Anlayışı bu buradan. 4. Kardeşim sana bursla yazılmışsındır. 2 gün sonra bursunu kesmişlerdir. 5. KPSS sınavına girmişsindir. Sınavdan sonra devlet atama yapmamıştır. O zaman bunlar neye sebep olmuştur? Suhte ayaklanmalara. Suhte ne demek veya softa? Öğrenci demektir. Medreselerdeki öğrencilere biz suhte adını veriyoruz. Olay bu. Şimdi yazalım mı onlara suhte niye ayaklanır? Hep beraber yazalım. Önce şu ilk ön bilgiyi bir yazalım. Medrese öğrencilere ne denirdi? Suhte ya da softa. Evet. Suhte veya softa denir. Başka? Tamam. Onu yazmaya gerek yok. Başka? Nedenlerini diyelim. Tamam, nedenleri. 1. Ulema çocuklarının hak etmeden ayrıcalık kazanması. Ulema çocuklarının hak etmeden ayrıcalık kazanması. Evet. Ayrıcalık kazanması. Ne demek? Bu Şeyhülislam'ın oğlu kardeşim. Bu kadının oğlu. Bu kaz askerinin oğlu. Oo, olacak o. Devam. İlmiye sınıfında yükselmenin rüşvet ve eğitim asalı. İlmiye sınıfında yükselmenin rüşvet ve iltimasa bağlı olması. İltimas ile olması. Devam. Medreselere kapasitenin üstünde. Evet, medreselere kapasite üzerinde öğrenci alınması. Öğrenci alınması. Evet. Nüfus artışı ve enflasyon sebebiyle gençlerin yatılı ve burslu olan medreselere sığınması. Nüfus artışından ve enflasyondan dolayı insanların medreselere sığınması. Son olarak yine hocam artan enflasyon sebebiyle evet, artan enflasyon sebebiyle medrese gelirlerinin azalması yani bursların mantıken kesilmesi. Peki dikkat. Medrese diyor ki size kardeşim diyor öğrencim ben artık sana burs veremem. Git köyüne. Git anlat kardeşim halktan dilen diyor. Halktan al diyor halktan. Biz de soru. Gitti bizim öğrenciler köye. Köyde adama anlattılar. Adam tabii anlasa da anlamasa da eskiden bir harç koyarlardı. Vardır üniversiteye her kazandığımızda birileri harç koyardı. Arkadaşlar halkta da yok. Halkta da olmayınca medrese öğrencileri kardeşim kusura bakma ben o kadar saat gırtlak patlattım. Verin bakayım diyor para. Köylü Hasan'a nasıl verirsiniz? Daha köylü Hasan'a çıt bozan vergisini ödeyememiş. Diyor ki Hasan abi bende yok vallahi diyor. Tamam Allah razı olsun ne güzel de dilim vardı anlattın ama bizde para yok. Hasan abi sen nasıl bize vermezsin ya? Sabahtan beri ders anlatıyoruz biz burada. Bak oğlun kızın yararlandı. Arkadaşlar medreselerle, öğrencilerle, köylüler birbirine girdiler ya bu mesele için. Köylülerle düşünün öğrenciler birbirine girdi. Öğrenciler dağa çıkıp silahlanıyor. Bu suhte öğrencileri düşün. Ve halkla çatışıyor ya. Kaç tane medrese öğrencisi öldü biliyor musunuz böyle? Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan sonra neden adam akıllı bilim insanı yok? Sebeplerinden bir tanesi bu suhte ayaklanmaları. Sonucu birçok eğitimli çocuğun öldürülmesidir. Anlaşıldı mı? Suhte dediğimiz olay bu. O zaman bizler de gelişme ve sonuçlarına şunu yazalım. Diyelim ki birçok medrese öğrencisi devletin kendi halkından para toplayabilirsin hakkını kötüye kullanarak silahlanmıştır. Bu isyanların bastırılması ile birçok medrese öğrencisi hayatını kaybetmiştir. Bu neye sebep olur? Tabii ki. Bu durum eğitimli insanların azalmasına sebep olmuştur. Eğitimli insanların azalmasına sebep olmuştur. Demek ki savaşlar, isyanlar eğitimli insanların ne yapabilir? Azalmasına sebep olur. Ya ileride anlatacağım ya Çanakkale Savaşı'nda ya. Ya o kadar çocuğumuz gitti 14-15-16 lise 1, lise 2, lise 3 çocukları gitti Çanakkale'de şehit oldu. Doğru mu?
Bu savaşın diğer adı niye Çanakkale'nin Aydınlar Savaşı? Gitti o kadar eğitimli çocuk. Mustafa Kemal Çanakkale'nin ardından o kadar üzüldü ki. Gitti ne dedi? Evet dedi, belki Çanakkale'yi kazandık ama koca bir Darülfünun'u kaybettik. Yani üniversite öğrencileri kaybettik dedi. O yüzden o da Cumhuriyet'in ilk yıllarında eğitimli insanlarımızın azalmasına sebep oldu. Bak bu da aynı. Şimdi bu isyanları anladık mı? Dört tane isyan var. Bir, asker isyan ediyor. İki, köylü isyan ediyor. Üç, gayrimüslim isyan ediyor. Dört, medrese öğrencisi isyan ediyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi beni durdur. Durdur. Beş dakika dinlen. Tabii ben orada anlatmaya devam edeceğim ama sen beni bir durdur. Beş dakika dinlen. Ondan sonra çünkü ıslahatlara geçeceğiz. Durdur bakalım beni. Şimdi ise 17. yüzyılın ıslahatlarına geldik. Bu kadar isyan varken ıslahat olmaz olur mu ya? Mecbur yapacaksın çünkü Osmanlı Devleti eğer bu yüzyıllarda ıslahatlara başlamasaydı 18 ve 19'un temelini atamazdı. Ancak ıslahat yaparken neye dikkat edin? Önce ıslahat kelimesine bakalım mı? Islahat ne demek Mehmet? Hiç duydun mu? Islah etmek. Düzeltmek ya. Peki ıslahatın örneği şu. Bir kurumun kaldırmadan onun içinde yaptığın yenilikleri ıslahat, o kurumu kaldırıp yerine o çağın modern bir kurumunu veya yeniliğini getirmeye inkılap denir. İnkılaptaki mantık köklü değişikliktir. Ama ıslahat şöyle düşünün. Bir bina var. Binanın boyasını değiştirdim. Parkesini değiştirdim. Bu ne? Islahat. Ama ben binayı komple kaldırdım. Yeni bina kurdum. Yeni bir anlayış. O zaman inkılap. Aradaki fark bu. Ya adam 17. yüzyılda ıslahat yapacağız. Tamam da kardeşim. Ben ıslahat yaparken bir kere Avrupa'yı örnek almıyorum. Eski Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih dönemine gideceğim ya. Yani eski Kanuni Kadim deriz. Eski dönemler. Ben onları örnek alıyorum. Avrupa'yı örnek almıyorum. Hak desteğini almıyorum. Tepeden inme yapıyorum. Doğru mu? Tabii ki bu yaptığımız ıslahatlar bazı kişilerin de neyi menfaatiyle uyuşmuyor. Ulemadan, askerden, saray kadınlarından veya saraydaki devlet adamlarından menfaat uyuşmaması sebebiyle bu ıslahatlar maalesef ki kişilere bağlı kaldı ve başarıya da ulaşamadı. Yani bir padişah yapmaya başlıyor, tak hemen tepki var. Çünkü menfaat var, özellikle para. Önce genel özelliklerini bir yazalım. Ondan sonra ıslahatçıları şifresiyle devam edeceğiz. Evet Günay, başlıyoruz kardeşim. Genel özellikler. Bir. Kişilere bağlı kaldı hocam. Kişilere bağlı kaldı. Ve halk desteği alınamadı. Alınamadı. Sorunların köküne inilemedi. Yüzeysel. Evet, saray, ulema ve asker karşı çıktı. Ve asker karşı çıktı. Niye? Menfaatten. Evet. Avrupa örnek alınamadı. En önemlisi bize göre bu. Avrupa örnek alınamadı. Devam. Kim örnek alacak? Fatih, Kanuni Sultan Süleyman. Evet, Fatih ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleri örnek alınmaya çalışıldı. Evet. Ama tamam da güzel. Bak burada bir şey yok aslında, biliyor musun? Tamam da devir o devir değil. Anladın? Sen Fatih değilsin, dönem de o dönem değil. İşte mesele burada. Yoksa Fatih örnek kim Fatih gibi bir adam örnek almak istemiyor? Veya Kanuni Sultan Süleyman. Ama dönem aynı dönem değil, sen de Fatih değilsin. İşte sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Devam edelim. Evet, baskı ve şiddet yoluyla benimsetilmek istendi. Ama kim kime? Bir gün Yeniçeri ağası o ıslahatlara karşı çıkmadı ama bir başka Yeniçeri ağası karşı çıkıp padişahı indirdi. Yani burada ne var değerli arkadaşlar? Kimin gücü kimde ıslahata yetiyorsa veya yetmiyorsa durum var. Kardeşim şimdi senin Tarhuncu Ahmet Paşa diye bir adamdan bahsedeceğiz. Birazdan göreceksiniz. Adamın yaptıkları mükemmel ama gel gör ki idam edilecek ya. Şimdi burada önce 17. yüzyılın ıslahatçılarının bir şifresini verin. Biliyorsunuz ki ben çok şifre veren bir adam değilim ama burada sınavda hatırlamanız için veriyoruz. Bu şifreyi de verelim. Şifremiz değerli arkadaşlarım, tokmak. Neymiş şifremiz? 17. yüzyılda tokmak. Sayalım. Tarhuncu Osman Kuyucu Murat Ahmet Köprülü. Say. Ay ne güzel saydın Günay. Günay ne kadar güzel saydın. Oğlum hızlı. Tarhuncu
Tarıncı Osman Kuyucu, Murat Ahmet Köprülü ya. Mehmet Say. Tarıncı Osman Kuyucu, gerisi. Gerisi. Murat Ahmet Köprülü. Murat Ahmet Köprülü. Bak, bu niye lazım biliyor musun kardeşim? Sınavda aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda ıslahat yapan devlet adamlarından biri değildir sorusu gelecek. O yüzden ben 17'yi bilirsem bunu yapabilirim. Tabii anlatırken Kuyucu Murat Paşa'yı bir ıslahatçı olarak kabul etmeyeceğiz ama mantıken tomak şifresi yerine tokmak şifresi daha düzgün geldiği için. Örnek, ben sana kuruluş döneminde haç seferlerini, haç savaşlarını anlatırken sınav 2 diye kodlamadım mı? Oradaki Ankara Savaşı haçlarla mıydı? Ama şifre uysun diye yapılıyor bazen. Tokmaktaki durum da bu. Gelelim Taruncu Ahmet Paşa. Ancak gelmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar, Taruncu Sadrazam Osman Padişah. Kuyucu Sadrazam Murat Padişah, Ahmet Padişah, Köprülü Sadrazam. Ne demek istiyorum? Bu bir sıralama değildir. Yani biz hani Fatih, Yavuz böyle gidiyorduk ya, bir sıralama. Böyle bir sıralama yok burada. Islahatları işlerken değerli arkadaşlar şifreye uygun gittiğimizden dolayı hani işte 3. Mehmet vefat edecek mesela, bir yerine 1. Ahmet gelecek, ondan sonra öyle bir sıralama yapmıyoruz artık. O yüzden bu bir gerçek sıralama, kronolojik sıralama değildir. Ne dedim ben size? Kuruluş ve yükselmede evet padişahlar işleniyor tek tek. 17. yüzyılda padişahları işlemiyoruz derse onları ezberlemenize gerek yok. Başlayalım mı? Taruncu'ya başlayalım. Hazır mıyız? Ya senin Taruncu kim? Kimin sadrazamı kardeşim? 4. Mehmet'in sadrazamı değil mi? Adam geldi. Bak şimdi. Adam bir ekonomist, reformist. Gitti. Hayatta Osmanlı tarihinde ilk defa bir bütçe yaptı. Ancak şimdi hocam diyeceksin her devlet bütçe yapar. Doğru. Arkadaşlar bizim Türkiye Cumhuriyeti bütçe nasıl yapılıyor? 2022'ye girmeden önce diyoruz ki biz, bizim gelirimiz budur, olabilir. Bu da harcamamız olabilir. Ama depremdir, seldir, savaştır, bu harcamalar etkiler. Demek istedim şu. Biz bütçeyi önceden tahmin ederiz ve ona göre yaparız. Eskiden öyle değildi. Orhan Bey döneminde ilk bütçe yapıldı bu arada, onu da söyleyeyim. Orhan Bey döneminde yapılan bütçe nasıl yapılıyordu biliyor musunuz? Yedik 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 yedik, harcadık harcadık harcadık, geldi geldi geldi. Sonunda hesaba oturuyoruz, bakıyoruz. Bu seneki devlet geliri ne? 3 lira. Kaç lira yemişiz? 2 lira. O zaman kârdayız. Yani devlet bütçeyi harcadıktan sonra öğreniyordu, harcadıktan. Burada öyle değil. Taruncu denk bütçe yapıyor. Ne demek istiyorum? Gelirimiz 1600 akçe. Giderimiz de ne olmak zorunda mantıken? 1600 akçe. Çünkü Osmanlı Devleti cari açık veriyor. Tarihe Taruncu bütçesi diye geçer zaten. Çünkü diğer bütçelerden farklıdır. Mesela Yavuz Sultan Selim nasıl bütçe yapıyordu? Anlatayım gene. Taruncu'dan önce değil mi Yavuz? Önce yükselme dönemi padişah. Yapıyordu, yapıyordu, yapıyordu. Yiyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Harcıyorduk. Bir taraftan da gelir elde ediyorduk. O senenin sonu geliyordu. Atıyorum hicri yılbaşı. Getir bakayım defterden. Ne harcadık? Bunu padişahım. Peki ne kadar gelir elde ettik bunu? İyi la, fena değil. Güzel. Hadi devam. Ya böyle bütçe mi olur? Taruncu bütçesi şu an günümüz modern bütçesi. O yüzden anlatıyoruz sana. 4. Mehmet'in sadrazamı olan peki bu adam ne oldu biliyoruz mu akıbeti? Sanuçta sen dış ticaret açığını nasıl kesersin? İsraf önlersin. Saraydaki önemli memur maaşlarını indirirsin. Yani sen kısmak zorundasın. Kıstı. Ulemadan kıstı. Devlet adamından kıstı. Saray kadının masrafından kıstı. Düşman üzerine düşman elde etti. En sonu Taruncu Ahmet Paşa değerli arkadaşlarım görevinden alındıktan sonra idam edilmiştir. Taruncu bu. O zaman önce Taruncu bir yazalım. Hazır mıyız? Kimin sadrazamı? 4. Mehmet'in sadrazamıdır. Taruncu bütçesini yapmıştır. Yani modern bütçe. Ve değerli arkadaşlarım kişilerden ve kurumlardan devletin alacaklarını tahsil etmiştir. Adam borç almış devletten, vermiyor. Yıllar geçmiş. Tahsil etti. Tabii bundan dolayı da büyük bir ne kazandı? Düşman kazandı. Çıkar çevreleri tarafından idam edildi. Eğer derler ki tarihçiler, Taruncu şöyle bir 10 sene daha yaşasaydı, görevde kalsaydı, bu bütçeyle Osmanlı Devleti belki de yükselme dönemindeki tekrardan eski parlak ekonomik günlerine geri dönebilirdi. Taruncu'nun olayı bu. Gelelim genç Osman'a. Ya ikinci Osman'ı anlattım. Nasıl şehit edildiğini anlattım biraz önce. Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak isteyen ilk Osmanlı padişahıdır. Bir.
İlk defa haremden kız alma geleneğini bozarak Şeyhülislam'ın kızlarıyla evlenmiştir. 2. Şeyhülislam ile ters düştürmüştür. Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtlamıştır. 3. İlk defa Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra başkenti İstanbul'dan Anadolu'nun herhangi bir yerine taşıyarak değerli arkadaşlarım Türkmenlerden oluşan bir ordu kurmak istemiştir. Arkadaşlar Osman hep istemiştir. Ama Osman'a bunların hiçbiri nasip olmamış. Sadece Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtlamasıyla harem dışı evlilik haricindekiler hep düşüncede kalmıştır. Çünkü o ikinci Osman şehit edilmiştir. O zaman yazalım başkanım. Bırak. Bak başlayalım bakalım. Osman tarihinde ilk ıslahat yapan... Evet, Osman tarihin ilk ıslahat yapan padişahıdır. Dur padişahdır. Şimdi öğrenci diyecek. Hocam taruncular üste yazdınız. Ne dedik biz size? Bir zaten taruncu padişah değil. İki sıralamayla gitmiyoruz yani. Anlatabildim mi? Devam. Maliyeyi düzeltti. İsrafı önledi. Yani ekonomik işler yaptı. Evet. Yeniçeri ocağına ocağını bir onu yazalım daha önemli. O kaldırmak istedi. Sonra Şeyhülislam'ın kızlarıyla evlendi. Doğru mu? Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtladı. Asıl mevzu bu. Harem dışı evlilik yaptı. Türk kızlarıyla evleniyor mu? Evlenilebiliyor muydu Mehmet eskiden? Hayır. Haremden evet devşirme kızlarla evlendi. İşte Türk kızıyla evlendi. Evet. Harem dışı evlilik yaptı. Sosyal alanda yapılan ilk saat. Evet. Bu sosyal alanda yapılan ilk saat gibi geçer. Devam edelim. Yedi kule zindanlarında idam edildi. Bu arada şunu da söyleyelim. Tahta çıktığında değerli arkadaşlarım 1618-1648 tarihte bu 30 yıl savaşları diye geçer. Avrupa'da mezhep savaşlarıdır. Protestanlar işte Anglikanistler, Kalvenistler, Katolikler birbirlerine girmişlerdir. O zaman 1618 tarihli bakıldığı zaman 2. Osman'ın hani saltanatını boyunca 30 yıl savaşlarının başladığını görüyoruz. O zaman bizler de yazalım. 2. Osman tahta çıktığında ne olmuştu? Avrupa'da 30 yıl savaşları ortaya çıkmıştı. 30 yıl savaşları ortaya çıktı. Ben bir şey anlatacağım burada. Peki herkes birbirine girmiş doğru mu? 1618'de 1648'de. Bak değerlendirebildik mi? Kendi iç problemlerimiz yüzünden değerlendir. Peki Osman'ın yerine Yavuz Sultan Selim olsaydı bu kargaşadan muhakkak ki yararlanırdı. Kanuni olsaydı yararlanırdı. Biz kendi iç sorunlarımızdan dolayı oradaki kargaşaları bile oradaki kargaşadan yararlanamadık arkadaşlar. Devam edelim. Kuyucu Murat dur. Tokmağın üçüncüsü K harfi. Ya K harfi Kuyucu Murat Paşa siz de biliyorsunuz kardeşim Celal isyanlarını bastırmasının en önemli adamıdır. Bu adamın en önemli özelliği değerli arkadaşlar Kuyucu lakabını almasından bilirsiniz. Ne yapmıştır? Öldürdükleri celalleri bazen ölü bazen diri kuyulara atmasından kaynaklı bu ismi almıştır. Kimin sadrazamı? Birinci Ahmet'in sadrazamıdır. Şimdi bazı tarihçiler Kuyucu Murat Paşa devletin ömrünü uzattı derler. Bazıları da çok katlardır. Bazıları der ki tam bir devlet ne derse onu yapar. Görev adamıdır der. Ama Kuyucu Murat Paşa'nın ne kadar kişi öldürdüğü belli değildir arkadaşlar. Özellikle Celali ve Suhte ayaklanmalarında çok çok kişiyi öldürdüğü söylenir. O zaman bir ıslahatçı olarak alabilir miyiz? Alamayız. O zaman klasik olarak sadece şunu yazalım. Kimin sadrazamıydı? Evet, 1. Ahmet'in sadrazamıdır. Sadrazamıdır ve hangi isyanları özellikle bastırmıştır? Celali isyanlarını bastırdı. Suhte isyanları da dahil. Gelelim 4. Murat'a. Hepinizin bildiği bir adam. Kimdir bu 4. Murat ya? Tahta çıktığında kim vardı? Kim yönetiyordu onu? Kösem Sultan ya. Sonra saraydan uzaklaştırdı falan da. Ama 4. Murat'ın özelliği var. Bak burayı dinleyin. 4. Murat şu an günümüzde yapılan bu fitness salonlarındaki body falan diyoruz ya. Belki de bunun Osmanlı'daki ilk temsilcisi söyleyebilirim. Kendisi her zaman öldürülme korkusuyla yaşadığından dolayı küçüklükten bu yana arkadaşlar ağırlık çalışırdı. Zaten şimdi gidin Topkapı Sarayı'na kaldırdığı kılıcın kilosuna bakın anlarsınız. Bir gün kendisi gece uyumuyor bu arada. Öldürmeye gelen iki tane Yeniçeri askerin kafasını kesti attı. O gün sonra Murat oldu biliyor musunuz? Anladılar ki ha, bu adam kendini yetiştirmiş.
Bakın değerli arkadaşlar, 4. Murat tahta çıktığında devletin durumunun düzeltilmesi amacıyla önce Koçu Bey denilen bir adama ve Kâhit Çelebi gibi insanlara dedi ki kardeşim bize ne oldu ya, bize ne oldu bir yazın bakayım dedi. Ve bu insanlar risale yazdı, rapor. Bu raporlar 4. Murat'ın eline geldi. Tek tek başlıklar var. Eğitim, siyasi, ekonomi, hukuk. Niye biz bu kadar bozulduk? Sonra önlemler aldı. Saray kadınlarını devlet yönetimi uzaklaştırdı mı kardeşim? Uzaklaştırdı. Yeniçeri ilişkinin altına aldı mı? Aldı. Bağdat'a sefere çıktı. Tebriz seferinden sonra, Bağdat seferinden sonra kendisine Bağdat Fatihi ünvanı verildi. Burada bir şey daha anlatayım. Arkadaşlar iki tane Genç Osman vardı tarihte. Biri padişah olan Genç Osman, bir de 4. Murat zamanında Bağdat seferine çıkan bir Yeniçeri çocuktur. Bakın değerli arkadaşlar, bu Genç Osman normalde bıyıkları bile terlememiş deriz ya, ufak yani 13-14 yaşlarında, öyle söyleyeyim. Geliyor bir gün Yeniçeri ağasına, diyor ki ben asker olmak istiyorum. Yeniçeri ağası diyor ki kardeşim senden asker olmaz oğlum, sen çok ufaksın diyor. İstiyor falan, yok diyor, bak diyor oğlum senin bıyığın bile terlemiş, senin burada iz bile yok diyor, yani daha bıyığın bile çıkmamış. Arkadaşlar cebinden tarağı çıkarıyor, o zamanlar taraklar şu anki plastik taraklar gibi değil. Tahta şuraya saplıyor, şuraya. Şuradan geçirip şu damağının dudağının arasından çıkartıyor, tabii kan revan. Hemen Yeniçeri ağası çıkarttırıyor, tedavi ediliyor, bak diyor oldu mu izim diyor, bıyık izi yapıyor kendine. Hani çocukken ne yapardık, saat izi yapardık ya kolumuza. Aynısını yaptı. Bunun üzerine Yeniçeri ağası baktı ki belki de bu çocuk şehit olacak. Belki de bu devlete çok yararlılık gösterecek. Ben bunu engelliyorum diyerek tamam dedi. Zaten Yeniçeri'ye bir usulsüz asker alımı gırla. Tamam dedi, gel bakalım dedi. Ve o çocuk değerli arkadaşlar 4. Murat'ın bir Yeniçerisi olarak Bağdat seferine gidiyor. Ve Bağdat seferinde de arkadaşlar en önde birliklerden biri olduğundan dolayı da can siperhane savaşıyor. Ama bir İran askeri onun kellesini gövdesinden ayırarak şehit etmiştir. İşte o yüzden bir marş yazılmıştır. Yıllarca ağıt olarak okundu. Biliyorsunuz değil mi? Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı. Düşmanın cümlesi önünden kaçtı. Lütfen sizlerden ricam, elinize YouTube var kardeşim. Genç Osman türküsünü lütfen oyun havasıyla değil. Lan millet oyun havası oynuyor lan. Bunun neresi oyun havası? Ankara'da Genç Osman oyun havasıyla oynanıyor ya. Değerlerimizi yitiriyoruz. İleride anlatacağım. Cezayir diye bir türkümüze de biz maalesef ki oyun havası oynuyoruz Ankara'da. Ağıt oyun havası olur mu ya? Ağıt bu, ağıt. Düşmanın cümlesi önünden kayboluyor. Onun devamı da var. Osman dediğin küçük bir uşak değil mi? Beline bağlamış ibrişim kuşak. Bir dinle şu sözlerine bir bakın. Zaten anlayacaksınız. Yani tarihte iki tane Osman'ı karıştırmayın. Biri padişah olan Osman, Yedi Kule zindanlarında şehit edilen. Biri 4. Murat zamanında Bağdat seferinde küçükken, küçük yaşlarda şehit edilen. Doğru. İşte o dönemin kaynakları der ki, Osman kellesi gövdesinden ayrılmasına rağmen bazı kaynaklar hala gövdesinin kılıç salladırarak hala savaştığını söyler. O yüzden zaten böyle bir marş, böyle bir ağıt bundan dolayı yakılmıştır. Sana bana niye yakılmıyor? O yüzden iki tane Osman olduğunu tarihte öğrenmiş olduk. Bu bir genel tür. Ama ikisini de alıp okuyabilirsiniz. Ama ne zaman? Atandıktan sonra. Şimdi. Bazen bana soruyorsa hocam bana bir kitap önerin. Şimdi okuyayım. Hayır. Atandıktan sonra. Sen atandıktan sonra vaktin olacaktır. Atandıktan sonra düzenin daha çok oturacaktır. Para kazanıp harcayacaksın. O yüzden değerli arkadaşlarım şimdilik bir zamanı değil. Sonra. Şimdi gelelim 4. Murat'a. Yazalım kardeşim. Ondan sonra bir şeyden daha bahsedeceğim. Lakabı Bağdat Fatih'dir hocam. Evet. Lakabı Bağdat Fatih'dir. Aynı Kanuni Sultan Süleyman gibi. Saray kadınlarını devlet yönetiminden uzaklaştırmış. Saray kadınlarını uzaklaştırdı. Osmanlı tarihinde ilk kez Şeyhülislam idam ettirdi. Osmanlı tarihinde ilk kez Şeyhülislam idam ettirdi. Kolay değil ha bu arada. Öyle basit bir şey zannetmeyin. Şeyhülislam idam ettirdi. Koçu Bey ve Kâhit Çelebi risaleler. Evet. Şuradan devam edeyim. Koçu Bey ve Kâhit Çelebi'ye ne yaptırmıştır? Risale yazdır. Risale ne demek? Rapor. Risale yazdır. Bu arada şunu da söyleyelim. 4. Murat da tahta çıktığı zaman hala ne devam ediyordu? 30 yıl savaşları devam ediyor. Ondan nota yazalım mı?
4. Murat saltanatında 30 yıl savaşları devam ediyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Peki ne yaptı 4. Murat biliyor musunuz? Herkes 4. Murat deyince akla şu geliyor. İçki ve tütün yasağı. Ben de ekliyorum. İçki var, tütün var. Bir de üstüne gece sokağa çıkma yasağı var. Allah Allah hocam hayırdır ya? Arkadaşlarım en önemli olay ne biliyor musunuz 4. Murat zamanında? Bir yangın, büyük İstanbul yangını. O günün kaynakları der ki İstanbul'daki 2 tane, 3 tane ya da 5 tane gencin kahvede boş boş otururken ki 1. Süleyman zamanında yani Kanuni zamanında Osmanlı'da ilk kahvehaneler o zaman açılmıştı. Boş boş otururken aldıkları tütünün etkisiyle, tütün deyince şimdi aklınıza sigara geliyor. Lan ne sigarası? Kasteden burada belki de bir uyuşturucu madde. Ne olduğunu bilmiyoruz. Günay ne olabilir? Cigara olabilir diyor. Yani bilmiyoruz tütünün ne şey olduğunu. Sonradan binalar ahşap kardeşim. Bir tanesi ateşe bir verdi. Verdikten sonra İstanbul'un yarısı yandı. 4. Murat tahkik ettirdi olayı. Dedi ki bu nereden çıktı? Kahveden. Ne yapıyorlardı? Oturuyorlardı. Kapat kahveyi. Ne zaman çıktı bu olay? Gece çıktı. Kimse dedi yatsı namazından bir saat sonra artık herkes evinde olacak. Gece sokağa çıkma yasağı getirdi İstanbul'da. Bunlar ne iş de yaptı dedi. Çatacak hali yok. Bir şey içmişler belli. Kafa 1 milyon. O dedi o maddeyi de yasaklıyorum. Kasteden tütün ama tütünü bir ayırt ediyorum. Tütün diyoruz. Bugün sigara diyorsun elektronik sigarası var, ıvırı var, zıvırı var değil mi? Mentolüsü var. İşte orada tütünden kasteden esrar olduğu ya da daha farklı bir madde olduğu söylenir. Yani kafa yapıcı maddeleri de yasaklamıştır. Peki niye? Niye? Bir daha İstanbul'da böyle bir yangın çıkmasın. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Size sınavda 4. Murat niye kahvehaneleri, niye gece sokağa çıkma yasağı getiriyor, niye tütün kullanımı yasaklıyor? Cevap İstanbul yangınlarını engellemektir. Yazalım onu. 4. Murat tütün, içki ve gece sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Kahvehaneleri ve meyhaneleri kapatmıştır. Sana nedeni nedir diye sorarlarsa cevap Büyük İstanbul yangını. Büyük İstanbul yangını. Tamam. Gelelim 1. Ahmet'e. 3. Mehmet. Dikkat. Biliyorsunuz 3. Mehmet'in en önemli özelliği ne? Sancak'ta yetişen son Osmanlı padişahı. Ne demek istiyorum? Atıyorum Manisa'da sancaklık yapıyor, padişah oluyor. Ondan sonra kimseyi nereye göndermiyor der arkadaşlar? Sancağa çıkmaya göndermiyor. Artık çocuklar nerede? Evlatları, kardeşleri hepsi şeydedir. Ne derler ona? Saraydadır. O yüzden sancaktan yetişen son padişah 3. Mehmet'tir. Mantıken değerli arkadaşlar 1. Ahmet'te geldikten sonra da kardeşim ne de olsa kardeşlerimiz sancağa gitmiyor. Yani illere vali olarak yönetici olarak gitmiyor. Sarayda. Bu sarayda da mantıken en akıllısı, mantıken en yaşlı olandır. Yani yaşça ileri olandır. O zaman en yaştaki adam çıksın demiştir. Yani Osmanlı veraset sistemindeki son değişikliği yaparak ekber ve erşet sistemini getirmiştir. Zaten sınavda da çıkacak soru budur. 1. Ahmet'i yazalım. Ne diyelim? Ekber ve erşet sistemini getirdi. Veraset sistemini yapman sonra aynen. Getirdi. Bu veraset sisteminde yapılan son değişiklik. Bir şey anlatacağım burada bu arada. Veraset sisteminde yapılan son değişikliktir. Arkadaşlarım ileride 2. Abdülhamit Kanuni Esasiye'de ne yazdıracak? Yine Osmanoğulları sülalesinden gelen en büyük erkek evladı ait. Aslında değişmiyor. Sadece yazılı hale getirilmiştir. Yani anayasaya konulmuştur. Yoksa son kez veraset sistemi değişiklikleri 2. Abdülhamit yapmamıştır. Gene yapan kim? 1. Ahmet'tir. O zaman dikkat. Sancaktan yetişen son kim? Mehmet. O zaman onu da yazalım. Sancakta yetişip tahta çıkan son padişah 3. Mehmet'tir. 3. Mehmet'tir. Bir kere daha söylüyorum. Hangisi hangisinden öncedir? Önce 3. Mehmet tahtadır. Doğru mu? Daha sonra kim geçecek tahta? 1. Ahmet. 3. Mehmet sancaktan gelip padişah oldu.
Sonra 1. Ahmet Topkapı Sarayı'nın içinden gelerek padişah olduğuna göre arkadaşlar son sancakta yetişen 3. Mehmet olur. Ve 1. Ahmet'te kardeşim 15 tane kardeşim var. Bunlardan bir tanesi tahta çıkacak. O zaman nasıl çıksın? En büyük ve en akıllısı çıksın demiştir. Bundan sonra Osmanlı'daki şehzadeler nerede görev yapacaklar? Sarayın içinde gezinecekler. Odalara konulacaklar. Odalara biz şimşirlik adı veriyoruz. Halk bunun adına kafes diyor. Ya düşünebiliyor musun? Dağdaki çoban senden özgür ya. Güya Osmanlı şehzadesin ya. Bu neye sebep olur? Dikkatçe bir düşünün bakayım. Sancağa gönderiyorduk eskiden çocuğu. Çocuk yetişip geliyordu, tahta çıkıyordu. Çocuk sarayın içinde kardeşim kimseyi görmüyor. Şimşirlik adı verilen odalarda inanın fare yetiştiriyorlar ya. Diyeceksiniz hoca fareden arkadaş mı olur? Niye oluyor biliyor musun? Çünkü yemek veriliyor kendisine. O yemeği kim gönderdiği belli değil ki. Belki de babası gönderdi öldürmek için. Kardeşi gönderdi öldürmek için. Öbür taraftaki ikinci kardeşinin annesi göndermiştir öldürmek için. Önce kime yediriyorlardı biliyor musun o yemeği? Fareye ya. Fare ölürse ölmezse yiyorlardı biliyor musun? Bazen işte bu hatalar hep Osmanlı yıkılışa götürdü. Ne güzel sancak sisteminde çocuk yetişiyordu değil mi? Niye kaldırdın 3. Mehmet? Keşke görseydik yani görseydik de sorsaydık demek ki. Vardır onun da bir açıklaması. İşte bunlar hep deneyimsiz padişahların tahta çıkmasına sebep oldu. Onu da söyleyelim. Evet gelelim köprülere. Bilir misin köprüleri? Köprülüler. Hemen aklına ilk gelen adam Köprülü Mehmet Paşa. Niye Köprülü Mehmet Paşa bu kadar önemli hocam tarihte? Ya şimdi bir tane de Mehmet karşımda var kameraman. Mehmet desem ki sana kardeşim. Gel Mehmet ülkenin başbakanı ol desem. Ne dersin kardeşim? Önce can güvenliğini sağlar. Can güvenliğini sağlar. Oldu başka? Arkadaşlar bugün bana gelse dese ki kardeşim Ramazan Yetkin. Seni ülkenin başbakanı yapıyoruz. Sana şu kadar maaş, bu kadar koruma, bu kadar saray, bu kadar bilmem ne. Hepsini sana olanak olarak sağlıyoruz. La o sistemden ben tepeme yuvarlanarak giderim la. Değil mi? Ama o dönemde kimse sadrazam olmak istemiyor. Çünkü ilk kabak onun başına patlıyor. Herkes ölüyor. O yüzden sadrazamlığa getirilmek istenen Köprülü Mehmet Paşa demiş ki kardeşim tamam ben sadrazamlığa istiyorsunuz çok güzel. Benim de bazı şartlarım var. Ulan ülkede sen sadrazam olacaksın da şart koyacaksın Osmanlı'da. Kanuni Sultan Süleyman seni ben sadrazam yaptım deyince yok efendim benim şartlarım mı var diyeceksin. Nasıl diyeceksin ya? Ama devlet yıkılıyor yani durakladı iyice de gidiyor. Bunun üzerine adamın da hep sadrazamlar ölünce bunun üzerine Köprülü Mehmet Paşa dedi ki kardeşim bir. Sen beni niye için çağırdın? Ülke ekonomisini iyi hale getir. Askeriyeyi iyi hale getir. Venedikler Çanakkale'yi abluk altına almış bunu kaldır. Bunlar için getirin değil mi? O zaman benim şartlarım var. Bir, yaptığımız ıslahatlara kimse karışmayacak. Tamam mı? Tamam. İki, iyi dikkatli deyin. Ben ıslahatlar yapınca benim hakkımda bir şikayet olunca ilk o taraf dinlenmeyecek. İlk ben dinleneceğim. Tamam mı? Tamam. Hakkımda bir mahkeme kararı olunca da mahkeme herkese açık olacak. Tamam mı? Tamam. Dördüncü maddesi söyleyeyim mi? Ya demiş ben ecelimle ölmek istiyorum ya. Yani bu Yeniçeriler boğuyor, kementle oradan öbür tarafa asıyor, çınar vaka. Adam bunları bilmiyor mu ya? Ya dedi ben ecelimle ölmek istiyorum. Adam ecel garantisi alır mı bir insandan ya? Yani diyor ki beni Yeniçeri Ocağı isyan edip de beni götürmesin bir yere. Boğdurmasın, öldürmesin. Köprülü Mehmet dediğin adam bu şartlarda gelmiştir. O zaman Osmanlı tarihinde saraya şartlar öne sürerek gelen ilk Osmanlı sadrazamı Köprülü Mehmet'tir. Ve harbiden de adam... Venedik ablukasını kaldırdı biliyor musun? Yıllardır Venedikler Çanakkale'ye ablukalı. Onu kaldırdı. Maliyeyi düzeltti. İsrafı önledi. Ekonomik açıdan Osmanlı Devleti'ne değerli arkadaşlar bazı şeyler yaptı. Hemen Osmanlı Devleti dedi ki kardeşim bu Köprülü Mehmet iyiyse bunun sülalesi de iyidir. Getir bakayım oradan. Kim geldi? Köprülü Fazıl Ahmet. O da gitti Girit kuşatmasında 24 seneden beri biliyorsunuz kuşatma vardı. O da onun sadrazamlığı döneminde aldı mı? Lan bunların sülale çok zeki ya. Deva! O geldi amcazade Hüseyin. Öbür taraftan Köprülü bilmem Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. En sona o idam edildi biliyorsun. Viyana kuşatmasında başarısız olunca Köprülüler Osmanlı Devleti'nde duraklamanın içinde bir yükselme yaşatmışlardır. En azından o dengesizlikleri denge haline getirmişlerdir. Yazalım mı kardeşim? Yazalım. Başla Köprülüler. Saraya şartlar öne sürerek sadrazam oldu.
Maliyeyi düzeltti. Onları bir yazalım. Düzeltti. Evet. Yeniçeri'yi disiplin altına almak. Kolay değil çünkü. Yeniçeri'yi disiplin altına aldı. Venedik'in Çanakkale ablukasını kaldırdı. Çanakkale ablukasını kaldırdı. Ticarete engel oluyordu çünkü arkadaşlarım. Ablukasını kaldırdı. Başka? Adaları aldı. Adaları himaye altına aldı. Şimdi bu adam demek ki faydalı adam. Doğru mu kardeşim? Faydalı. Bunu korumak lazım. Bunun sülalesini de korumak lazım. Bundan sonra kim geldi? Fazıl Ahmet Paşa geldi. Bu da biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Girit aldı. O not kısmına mı yazalım onu? Evet. Girit'i almıştır. Sonra kimler geldi? Bakın devam edelim. Amcazade Hüseyin. Enişteye kadar biliyorum maşallah kardeşim benim. Evet neydi eniştesi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Bu dönem duraklama içinde yükseldi. Evet. Bunlar duraklama içinde neymiş? Yükseldi. Duraklama içinde bir yükselme. Evet bu dönem değerli arkadaşlar böylelikle sona erdi. Siyah kalemimi kapattım. Mavi kalemimi aldım. Niye? En önemli yerleri işaretlemem diye. Doğru mu? Hep beraber başlıyoruz. Elimizde video ders notu. O video ders notunda şimdi önemli yerleri ben buradan işaretleyeceğim. Zaten bu sıralama birebir sıralama. Sen de önüne alacaksın. Tek tek benimle beraber işaretleyeceksin arkadaşım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bir kere şunu bilmeniz lazım. Vakayı vakvakiye ne demektir? Bir, bu kimin zamanında oldu iki? Dördüncü Mehmet zamanında oluyor. 30'a yakın devlet adamının idam edilmesi. Bu tarafa geldim. Kesinlikle bak bir daha söylüyorum. Tımar sisteminin bozulma nedenleri çıkabilir arkadaşlar. Tamam buna dikkat. Sonuçlarını zaten tahmin edebiliyorum. Eyaletten beklemiyorum ama son zamanlarda bakın şu suhte ayaklanmaları yeni geldi ya. Nedenlerine dikkat edelim. Suhtenin nedenlerine. Geldim buraya. Dikkat. 17. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa örnek alınmış mıydı? Hayır. Zaten o yüzden başarılı olamadı adam akıllı. Tarhuncu'nun önemi neydi? Tarihe Tarhuncu bütçesini yapmıştı. Ekonomist, reformist. Genç Osman'ın en önemli özelliği ne ocağını kaldırmaya çalışmıştı? Yeniçeri ocağını. Kuyucu zaten ne olarak kabul etmiyoruz? Islahatçı olarak kabul etmiyoruz. Dördüncü Murat'ın neden tütün, içki ve gece sokağa çıkma yasaklamalarını getirmesi? Bir daha İstanbul'da bir yangın çıkmasın diye. Ahmet'in özelliği neydi? Ekber ve Erşet sistemini getirerek en büyük ve en akıllı erkek üyenin Osmanlı tahtına çıkma meselesi. Dikkat! Ancak sancakta yetişip tahta çıkan son Osmanlı padişahı kimmiş? Üçüncü Mehmet'tir. Geldim. Köprülerin en önemli özelliği nedir? Duraklamanın içinde yükselmeye şarttı. Saraya şartlar öne sürerek sadrazam olan kimdir? Evet. Köprülü Mehmet Paşa'dır. Hayırlı uğurlu olsun. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin isyanlar ve ıslahatlar kısmını bitirdik. Şimdi ara vermiyoruz. Bu konuyu izleyenler hemen duraksamıyor. Hemen sorusunu çözmeye başlıyoruz. Soru çözümünde görüşmek üzere.